Squid Game'in zorlu patronu bile kendi ailesi olsun istiyor. Monica'nın çocuğu yok ve evlat edinmeye karar verdi. Çok sayıda aday vardı ancak içlerinden sadece biri Monica'nın kızı olabilir. Squid Game'deki oyuncak bebeğin annesi böylece olmuş oldu. Squid Game'in patronu olduğunuzda çok fazla boş vaktiniz olmaz. Yani bir şeyler düşünmeniz gerekir. Kişisel bakım ve dekor yapmak gibi. Bu her zaman ideal değildir. Özellikle şekerleme kalıbınız olmadığında. Maalesef oyuncular bunu beğenmedi. Çünkü şekerlemelerinden saç çıktı. Squid Game oyunu çok yorucu. Çok stresli. Ve oyuncak bebek de yıpranmış. Oyuncular bunu görmeyi beklemiyorlardı. Joey ne olduğunu bilmek istiyor. Böylece onu uyandırmaya çalışıyor. Ama o kadar tatlı uyuyor ki. Fikrini değiştirip dinlenmesine izin veriyor. Joey uyurken o onun yerini doldurabilir. İşi kolay gibi görünse de aslında hiç de kolay değil. Oyuncuları izlemek gerçekten çok yorucu. Ama Joey pes etmeyecek. Tüm görevler oyuncular için değildir. Bazen oyuncular muhafızlara görevler verir. Joey ve diğer oyuncular muhafızlara şaka yapacaklar. Maskesine bir not yapıştırarak bu onu iş arkadaşlarının önünde küçük düşürecek. Şaka işe yaradı. Ancak oyuncular onun bu kadar çabuk fark edeceğini düşünmediler. O çok öfkeli. Saklanmak zorundalar. Odaya girdiğinde kimseyi bulamadı. Şimdi kime kızması gerek? Oyuncuların nerede saklandığını biliyor musunuz? Cevaplarınızı aşağıdaki yorumlara yazın. Böylece gardiyanın kontrolü tekrar geri almasına yardım edin. Yardımınızı bekliyor. Hepsini bulabilir misiniz? Halat çekme oyunu klasik bir oyundur. Bu çok etkileyici görünüyor. Ama oyuncak bebek bunu çok gördü ve bundan sıkıldı. Her seferinde aynı şey. Bu oyunun yeni bir şeye ihtiyacı var. Böylece oyuncak bebek devreye girer. Takımlardan birine yardım ederek. O bilir ki kaybedenler peluş hayvanlara dönüştürülecek. Hangisini seviyor peki? Bebeğin ana silahı gözleridir. Böylece Monica onu her yıl göz doktoruna götürür. İşini yapmaya devam edebileceğinden emin olmak için. Bebek oraya gitmekten nefret eder. Bundan hiç hoşnut değil. Bir şeyler her zaman ters gider. Bu sefer çok stresli, doktorun beyni yanmış durumda. Bebeğe kalın gözlük yazar. Lazerin bir sorun olduğunu düşündüğü için. Ama bu büyük bir hataydı. Kalın gözlük yardımcı olmadı. Aksine durumu daha da kötüleştirdi. İyi ki Monica kızını tanıyor. Gözlüklerini güneş gözlüğüyle değiştirdi. Kızının sıkılmaması için Monica sıra dışı bir oyun buldu. Bir muhafız görevlendirdi. Squid Game gibi olması için ona iyi bir rakip buldu. Bu eğlenceli olmalı. Sıkılmış oyuncak bebek için bu aynı zamanda beynini eğitmesine de yardımcı olacak. Annesi gibi olmak istiyorsa mantık ve strateji konusunda mükemmel olması gerek. Her zaman 5 adım ilerisini düşünmeli. Ama Monica muhafızın sabrı üstünde çalışmalı. O gerçekten acınası bir kaybeden. Oyuncak bebek genellikle işinde harikadır ama bir şeyler ters gitti. Algılayıcıları bozuldu. Hangi oyuncuların hareket ettiğini anlayamıyor. Onları yakalayamazsa başı büyük belaya girecek. Oyuncuları bulmasına yardım edebilir misiniz? Kimler hareket etti? Numaralarını yorumlara yazın. Pekala, onları buldunuz mu? Cevaplarınızı yorumlara bekliyoruz. Bazen patron oyunculara ekstra görevler verir. Joey'in yeni aldığı görev gibi. Mağazaya gitmesi gerekiyor. Herkese yiyecek alması için. Satın alması gereken tek şey yumurta ve su. Ama kaçar tane alacağını bilmiyor. Böylece her şey allak bullak oldu. Kötü bir hareket tüm yiyecekleri mahvedebilir. Yumurtalar çok kırılgandır. Neyse ki Joey'in refleksleri hızlı. Ve böylece yumurtaları kurtarır. Fakat biri haricinde. Biri elenmiş oldu. Bu durum çok üzücü.
Bazen görevler gerçekten zorlar. Kör bir iğneyle şekli kesmek oldukça zor. Joey tek olduğu için üzülür. Keskin olmayan bir iğneye sahip. Bebekten yardım ister. Buraya geldiğinden beri onun aslında bir nevi arkadaş oldular. Böylece oyuncak bebek ona yardım etmekten mutluluk duyar. Ancak lazer gözleri çok güçlü. İğneyi bilemek yerine direkt eritti. Joey'in görevi artık daha da zor. Gerçekten çok teşekkürler. Joey'in başı büyük dertte. Bu görevde başarısız olduğu için muhafızlara işlerinde yardım etmesi gerek. Bu kötü bir gece olacak. Daha hızlı olabilirdi. Gardiyanlar onun yaptığı işe saygı duysalardı. Ama temiz zeminde yürümeye devam ediyorlar. Sanırım bu sonsuza kadar sürecek. Joey'in muhafızları durduracak bir şeye ihtiyacı var. Bebeğin kıyafeti gibi. Muhafızlar elbiseyi görünce yeri kirletmeyi iki kez düşünürler. Bebeğin lazerleriyle onları yakalayabileceğini biliyorlar. Joey'in planı işe yaradı. Muhafızlar artık çok daha dikkatli. Patronun yapacak çok işi var. Gerçekten meşgul görünüyor. Dikkatini dağıtmayalım. O sadece oyun oynuyor. Ama onu rahatsız etmemeliyiz. Oyununu kaybetti ve şimdi oldukça kızgın. Joey'i uzaklara gönderecek kadar çılgın. Dürüst olmak gerekirse o bile bunu beklemiyordu. Zavallı Joey. Bebeğin çok arkadaşı yok. Fakat Joey hayatında olduğu için mutlu. Onunla takılıyor ve birlikte oyun oynuyorlar. Diğer yarışmacılar bundan hoşlanmıyor. İlk başta onunla oynamaktan mutlu oldular. Ama bu durum pek uzun sürmedi. Çünkü oyuna ilk katıldığında onun gerçekten zavallı bir ezik olduğu ortaya çıktı. Bebek oldukça üzüldü. Artık kimse onunla oynamak istemiyor. Ağlamanın zayıf olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu muhafız da benzer şeyi yaşadı. Bütün bu şeker ambalajlarının oyuncak bebek yüzünden olduğunu düşündü. Patron annesi olduğu için her şeyden paçayı sıyırdı. Ama muhafız bir şeyi unuttu. O büyük patron. Patronun üzgün olduğu ortaya çıktı. En sevdiği televizyon programından dolayı. Karşılıksız aşk yürek parçalayıcıdır. Muhafız da bu durum karşısında ağladı. Don Carlo bunu Sofia'ya nasıl yapabildi? Bu gösteri çok acımasız. Muhafız dikkat etmeden Monica'nın tüm dondurmasını yedi. Buna dikkat etsen iyi olur. O hala senin patronun. Monica katı olmasına rağmen insanları şımartmayı sever. Bir keresinde muhafızlara hediyeler getirmiş. Cömertliğinden çok etkilendiler. Fakat bunlardan yalnızca biri mutlu olacak. Diğerleri o kadar şanslı değiller. Oyuncu statüsüne düşürüldüler. Arkadaşlıkları da sona ermiş oldu. Oyuncak bebek arkadaşlarıyla takılmayı sever. Ancak tek arkadaşı oyuncaklardır. Monica bundan memnun değil. Kızı için gerçek bir çay partisi düzenledi. Oyuncular da bundan memnun olmayacak. Peki başka seçenekleri var mı? Korkmadan önce bebeğe bir şans vermeliler. Joey öğrenmiş bile olabilir onun bir canavar olmadığını. O tatlı. Ve harika bir aşçıdır. Ona daha fazla güvenmelisin Joey. Monica süper zengindir ama kızını pek şımartmaz. Oyuncak bebek harçlığını almaya geldiğinde Monica hayır der. Fakat oyuncak bebek sinsidir. Oyuncuları kullanacak parasını almak için. Paranın bol olduğu bir yer biliyor. Ödül küresi.
Oyuncular bunun başka bir oyun olduğunu düşündüler ve kabul ettiler ama açıkçası biraz da korktular. Sonra... Patronu gördüler ve onu soymaya çalışmadıklarına dair ikna etmeye çalıştılar. Bu küçük gösteriden sonra muhafızların sayısı kesinlikle artacak. Yalnız oynamak sıkıcıdır. Bebek bunu çok iyi biliyor ve her zaman muhafızlarla oynamaya çalışıyor. Hile yaptığı için oyuncular onunla oynamak istemiyor ama muhafızlar hayır demiyor. Patronlarını kızı acılı bir kaybeden olsa bile bırakın kazansın. Oynarken zaman uçar gider annenizle. Ancak bazı şeyleri unutmak kolaydır. Şekerleri fırında unutmak gibi. Bir şey yanıyormuş gibi kokuyor. Ne büyük bir kaynak israfı. Bununla ilgilenmemiz gerek. Monika yanmış şekerlerin temizlenmesini önerir. Harika bir iş çıkardılar ama şekerler boyut olarak çok küçüldü. Monika ve oyuncak bebek mutludur. Ancak şekilleri çıkarması gerekenler onlar değil. Hataları oyuncuların başını ciddi şekilde belaya soktu. Daha önce hiç bu kadar küçük şekerler görmemişlerdi. Birdenbire sonraki oyunlar iptal edildi. Joey ve oyuncak bebek şokta. Monika gerekçesini şöyle açıklıyor. O hamile. Joey erkek olmasını istiyor ama oyuncak bebek bir kız kardeş istiyor ama henüz bilmiyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Kız mı erkek mi? Tahmininizi aşağıya yorum olarak yazın. Normal bir şekilde yaşıyor olsalar da bebek kolejinde bir şeyler farklı. Kızımızın artık bir annesi olduğu için çok özel bir tatil geçirecek. Diğer tüm bebekler yaz kampına gidiyor. Monika ortaya çıkıyor bebeğini almak için. Bu yılın yaklaşan Squid Game oyununa bir göz atalım. Bu ailenin kesinlikle sevdiği bir şey dakçı oynamak. Ama Molly'yi evlat edindiklerinden beri her şey değişti. O dakçinin çok eski olduğunu düşünüyor. Anne ve babasına bugünlerde bunu nasıl yapıldığını göstermek istiyor. Bu biraz zaman aldı ama artık Joey ve Monika onun bağımlısı oldular. Ne oynuyorlar? Hala dakçı mı? Bu sadece video oyunu versiyonu. Molly şımarık değil ama yemek yemeyi sever. Karnı guruldadığında masaya oturur ve mısır gevreğini bekler. Bütün gün onları yiyebilir. Joey de yemek istiyor. Yıllardır bal peteği şekerinden başka bir şey yemiyor. Ve artık yeni bir şeyler istiyor. Ama mısır gevrekleri sadece Molly içindir. Joey tekrar şeker yemek zorunda. Monika onu gerçekten seviyor. Ona daha da fazla şeker verdi onu üzmemek için. Monika gerçekten kötü bir aşçıdır. Joey ne kadar yardım etmeye çalışsa da sürekli aynı şeyleri yapıyor. Yaptığı tek şey şeker. Yemeğe bir şeyler eklemeye çalışır ama sihirli bir şekilde tekrar aynı şekilde eskiye dönüşür. Farklı malzemelerle bile yapılmış olsa Joey petek şekeri yapar. Kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri için. Dişler için çok kötü bu menü. Molly hala yeni evine alışmaktadır. Burası ilginç bir yer. Dürüst olmak gerekirse oldukça hızlı alışıyor. Belki robot olduğu içindir. Ancak ailesi onu hala seviyor. Joey ona bir hediye aldı. Yeni bir elbise. Şimdi birden fazla kıyafeti var. Molly yaratıcı olur. Elbisesine kendi yeteneğini katar ve babasına yeni kıyafet hediye etmiş olur. Artık Joey'in şık bir üstü var. Molly iyi bir moda tasarımcısı olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Joey Monika'yı gerçekten seviyor. Kadın işten eve geldiğinde çok mutlu oluyor. Ona her zaman ayak masajı yapıyor. Normalde Monika heyecanlanır ama bugün değil. Joey onu başka biriyle karıştırdı. Bu anlaşılabilir bir hata. Muhafızların hepsi aynı üniformalara ve maskelere sahip. Tüm bu şekilleri karıştırmak kolaydır. Ama Joey paçayı sıyırdı. Bu gizemli muhafız Monika'nın babasıdır.
Joey daha fazla dikkat ediyor olsaydı bunu fark ederdi. Kayınpederi her zaman oltasını yanında bulundurur. Monica her zaman bir kızı olsun istemişti. Molly ile çok zaman geçirir. Bir kızı olduğu için çok mutlu. Fakat şimdi maaş gününde Joey'in başı çok daha büyük dertte. Maaşının bir kısmını ailesinden saklamaya çalışıyor. Bundan asla kurtulamayacak. Joey karısı adına çok şey yapar. Yemek yapmak onun en büyük sorunu değil. Onunla yaşamak Squid Game oyunu gibidir. Battaniye için bile savaşması gerekiyor. Sanki halat çekme oyunu gibi. Molly olmasaydı bu mücadele sonsuza kadar sürebilirdi. O her şeyi düzeltebilir lazer gözleriyle. Battaniye için kavga etmeye gerek yoktur eğer iki battaniye varsa. Molly anne babasına evde yardım etmek istiyor. Çamaşır yıkamayı sever. Bu çok kolay. Sadece içeri atın, başlata basın ve bekleyin. Ancak Molly bunun nasıl çalıştığını tam olarak bilmiyor. Ya da renkli çamaşırlar ve beyaz çamaşırların karıştırılmaması gerektiğini. Bu şekilde sonu Joey gibi olabilir. Kim giyer ki çalışmak için pembe bir gömlek? Kıyafet kurallarını ihlal ettiği için başı belaya girecek. Joey'in şeker içeren diyetinin birçok olumsuz sonucu vardır. Genellikle her gece aç uyanır ve gizlice mutfağa girmeye çalışır. Ama dikkatli olmalı, Monica öğrenmemeli. Joey'in gizli para zulasıyla yiyecek satın aldığını. Yiyeceklerini buzdolabında saklıyor. Monica'yı üzmek istemiyor. Bu şekilde yapması kendince en doğrusu. Fakat bu imkansız hale geldi. Molly ne yazık ki burada. Joey'in yememesi gerektiği halde yemesine izin vermez. Onun sağlığına önem veriyor. Böylece Joey yatağa aç girer. Karnının guruldamasını önlemek için Molly ona bir bardak su getirir. Midesini doldurmak için. Görünüşe göre Molly'nin bir hayranı var. Ona çıkma teklifi etti. Molly'nin annesinden yardım istemesi gerek. Çünkü ne yapacağını bilmiyor. Bu onun ilk randevusu. Monica kıyafet seçmekte harikadır. Fakat onunla aynı fikirde olmaya çalışmayın. Squid Game'de nasıl popüler olunur? Turum turum trike göz at.